da geldim. Şöyle, albüm kapak tasarımımızı aslında şu anda hali hazırda benim Facebook'taki sitemde, aynı zamanda benim resmi web sitemde görebilirler. Normal tarıman.com diye benim zaten resmi sitem var. Evet. Aynı zamanda işte beni takip eden Facebook'ta, MySpace'te, evet, Twitter'da takip edenler var. Orada biz gösteriyoruz. Orada görebilirsiniz. Albüm kapağı yazıların içinde, sonuçta ben tek başıma, benim yüzüme ait. Evet. Evet. Ve sonuçta şarkıların sözleri içinden olan şeyler. Yani aslında albümün kapağının her tarafında, küçük, ya çok küçük ya da çok büyük, önde ya da arkada, tamamen şarkılarımıza ait sözler var. Evet. Çünkü albüm hakikaten teması şarkının sözleri ve bu yalnızlığın boyutları üzerine kurulu olduğu için sadece albüme bakarak bile albümün ne anlattığını, yani içindeki kelimelerden, içindeki ufak cümle parçalarından neler anlattığını aslında anlayabiliyorsunuz. Bu albümde mesela başka bir hangi parçaları çok beğeniyoruz ya da sizin çok çok tuttuğunuz, hani herkes yalnız ilk çıkış parçaları. Bunun dışında başka hangi parçalar var? En azından bunları anlatayım ben. Şöyle, ben albümün playlist, yani sıralamasında, evet, da tamamen hiç kimseye sormadan açısı ben karar verdim. Bir daha da tartışma olmadı. Gidişat olarak, yani albümün başından dinlemeye başladığımız zaten, özellikle ilk baştaki şarkılar bütün bu temaları çok iyi özetleyen, daha ana akım, yani herkesin çok daha rahat algılayabileceği ve seveceği şarkılar var baştan itibaren. Albümün sonuna geldiğimizde, özellikle son iki şarkı biraz daha açıkçası alternatif. Bir tanesi tamamen senfonik düzenlemeyle yapıldı. Bir tanesi de ölüm konusunu işleyen, daha yine konsept bir şarkı diyebilirim. Ölümle mi ilgili? Ölüm parça? Tabii ki. Ölüm zaten yalnızlıkların en ötesindedir. O zaman bu ölümle ilgili parça herhalde kapanış parçası olarak. Kesinlikle. Evet. Yani herkes yalnızla başlıyor, evet, ve karanlıkta bu şarkının ismi. Şarkı da bu arada aslında ablama ait. Çoğu bana ait şarkıların ama bu şarkı ablamın da istiyorsa. En son parça. En son parça şarkı. Ne peki? Karanlıkta. Karanlıkta. Yani bütün bir albümde biz bu yalnızlığın boyutlarını irdeliyoruz. Ve en son şarkıda da karanlıkta, yani ölüm artık, yalnızlığın tabii en uçuk noktası. Karanlığın içinde bitiyor. Biraz karamsar bir bitiş tabii ki. Evet. Ama bu demek değil ki albümü dinleyenler hani kendilerini gerçekten kötü hissedecekler. Amacımız o değil. Bizim amacımız sadece bu duygularla barışmak aslında. Bu duyguların güzel bir şekilde ifade edilmesi, en önemlisi de sade kelimelerle, dolambaçlı bir şekilde değil, sade kelimelerle ve sade bir müzikle. Albüm ikinci şarkısı, İçinden Söyle diye bir şarkı var. Burada insan, mesela sözlerini ufakça söylemem gerekirse, kimse anlamaz seni, boş ver, vurdular seni en ince yerinden. Yani insanın en ince yeri hayallerinden vurmasıdır. Bu tip özellikle genç kesimin başına gelen bir hikayedir bu ikinci şarkıda anlatılan. İnsanların onları anlayamaması ve onların hayalleriyle oynanmasıyla ilgili. Bu şarkının o ikinci klibi bunu düşünüyoruz açıkçası. İçinden Söyle şarkısı. Peki bu İçinden Söyle parçası albüm çıkınca herhalde bu parçaya video gelecek değil mi? Albüm çok yakında çıkıyor. Şu anda iki haftadan daha az sürede çıkıyor. Haziran'ın ortası. Henüz o klibi çekmedim. Fakat yazın sonuna doğru bu klip mutlaka çekilecek. Ve ben açıkçası oldukça çok beğenimli olacağını, bir konuşmuyordum gerçi ama seveceklerine inanıyorum. Üç
üçüncü şarkı, özellikle benim için çok özel bir şarkı. Son yaptığım beste ve şarkının ismi de Çocuk. Çocuk. Ve Çocuk yani masumiyeti simgeliyor. Bu şarkı da aslında içsel masumiyetimiz. Yani içimizdeki yalnızlık, evrende hissettiğimiz yalnızlıkla ilgili, ilişkilerle alakalı bir şey değil bu. Açıkçası benim için çok özel bir şarkı. Yani sırayla bir, iki, üçüne dikkat edin. İlk olarak iki de üçüncü parça. Bir de hani ben dokuzuncu son parçayı da merak ediyorum. Tabii ki. Ablamızın yazdı. Evet, ilk olarak onları dinleyeceğiz. Hepsinin ayrı hikayesi var. İnanın benim için tabii çok keşfetiyorum. Ama ilk olarak bir, iki, üç ve dokuz. Tamam, mutlaka unutmayın. Evet. İlk albümü çıkacağız. Öncelikle Mars Space and Mars Space Computer'ın web sitem. Bunları hatırlatırsak bir şeyler söyleyeceğim. Benim resmi sitem tariman.com. Tariman.com yani soyadım. Evet. Sadece facebook.com/Kaan Tarıman. Evet. myspace.com/Kaan Tarıman. Kaan Tarıman yazdığında tabii ki zaten çok bulunan bir isim olmadığı için açısı benim işime geldi. Evet. Yani internette arattığınız zaman her türlü sosyal medyada beni görebilirsiniz. Röportaj için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.